Evet arkadaşlar, başka bir fen dersinde yine beraberiz. DNA'nın görevlerinde kalmıştık hatırlarsanız. DNA'nın görevlerini hemen konuşalım. Zaten birkaç tane görevini daha öncesinde söylemiştik. Hemen buradaki birkaç tanesinden de bahsedelim. Konuyu devam edelim. Canlının karakterlerini yani şifrelerini taşıyacaktı. Ne demek bu şifre karakterler? Yani canlıda oluşacak saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu veya hastalıklar, bu gibi şeylerin hepsinin şifrelerini, kodlarını kim taşıyacak? Tabii ki yönetici molekül olan deoksiribonükleik asit, yani kısaca DNA. Peki ikinci olarak hücrelerdeki yaşamsal olayları yönetir. Zaten yönetici molekül diyoruz arkadaşım. Yönetici molekül dememizin nedeni neydi? Çünkü hücrelerdeki yaşamsal olayları ve tamamını, bölünme, işte beslenme veya işte sindirim gibi hepsini yöneten kimdi? Yine DNA diyorum. Ve son olarak da şunu görüyorum. Kalıtsal karakterlerin sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayacak. Çünkü ben mayoz bölünmede ne öğrenmiştim? Hücre bölünmesi sayesinde, mayoz bölünme sayesinde ne olacaktı? Kuşaktan kuşağa kromozomlar ve içerisindeki DNA ve de yani şifreler aktarılacaktı. Ve bu şifreler sayesinde ne olacaktı arkadaşım? Bazı özellikler kuşaktan kuşağa aktarılmış, sonraki kuşağa oğul döllere aktarılmış olacaktı. Peki bunu kim sağlayacak? DNA ya da onun bir üst versiyonu olan, onun DNA'nın oluşturduğu kromozomlar demiş oluyorum. Peki öyleyse hemen bir örnek sorumuz var. Bir göz atalım bakalım. Diyor ki sorumuz bize. Her canlıda DNA'ların farklı bilgiler taşımasını sağlayan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor bana. Hangisi bulunmaz? Olumsuz cümleyi ne yapıyorum? Altını hemen çiziyorum dikkatimi çeksin diye. Şimdi DNA'larımızda farklı bilgiler var mı? Evet var. Peki bunun oluşmasını sağlayan şey hangisi değildir diyor. Yani neden böyle bir farklılık var? Şunun için olamaz. Onu arıyoruz. Diyorum ki her DNA'da 4 çeşit nükleotit kullanılması. Şimdi DNA'larda nükleotitler vardı. Nükleotitler nelerden oluşuyordu arkadaşım? Bir tane şeker, bir tane organik baz, bir tane de neydi arkadaşım? Fosfat grubundan oluşuyordu. Peki öyleyse DNA'da 4 çeşit nükleotit kullanılması, yani adenin nükleotidi, timin nükleotidi, guanin ve sitozin nükleotidin kullanılmasından dolayı, bu 4 taneden dolayı bizim DNA'daki şifrelerimiz farklıdır diyebilir miyim? Hayır tabii ki diyemem. Öyleyse cevabım Adana hemen ilk şıkka koyulmuş ama ben diğerlerine de bakmak istiyorum. Diyorum ki Bursa'ya bakayım. Farklı sayıda nükleotit kullanılması, evet bu tamamen farklı olmasını sağlar. Niye? Benim DNA'mda diyelim ki 100 tane adenin vardır. Senin DNA'nda 200 tane adenin vardır. İşte buradaki şu adeninlerin fazlalığı ya da farklı sayıda nükleotit olması DNA'daki bilgilerin farklılaşmasını sağlayacak diyorum. B zaten yanlıştı çünkü cevabım Adana olduğuna ulaşmıştım. C'ye de bakıyorum. DNA'daki hidrojen bağı sayısının farklı olması. Arkadaşım sende ne kadar adenin varsa, atıyorum bende 100 tane adenin var. Bağ sayısını bulmak için çarpı 2 dediğim zaman, çünkü 2 tane bağ yapıyordu timin arasında, 200 tane bağ bende var. Sende 200 tane adenin varsa çarpı 2'den 400 tane, bendekinin tam 2 katı kadar hidrojen bağın var. Demek ki bu da ikimizin farklı olmasını, canlıların farklı bilgiler içermesini, farklı karakterlerin oluşmasını sağlayan bir nedendir. Bulunması diyorduk. Yine hatırlatıyorum, Adana'yı bulmuştuk ama biz Denizli diyorum, yine bakıyorum buna da. Nükleotitlerin farklı biçimde dizilmesi. Tabii ki de benim nükleotidim böyle dizilmiş diyelim ki. Adenin, timin, guanin, timin, adenin, sitozin şeklinde. Seninki böyle dizilmemiş. Seninki ise diyelim ki işte timin, guanin, timin, adenin, sitozin, guanin, guanin diye dizilmiş. İşte bu da neyi sağlar? Bu bilgilerin farklı olmasını sağlar. Ama Adana her DNA'da 4 çeşit nükleotit kullanılması bunu sağlamaz. Çünkü zaten 4 çeşit nükleotit var. Yani bende adenin, timin, guanin var da sitozin yok. Ya da sende timin, guanin ve sitozin var da adenin yok. Böyle bir şey demem mümkün değil. Demek ki öyleyse cevabım ne diyorum? Hemen şuradan göz atalım. Cevabım diyorum. Cevabım Adana diyorum arkadaşım. Ve hızlıca devam ediyorum. Ve şuna baktım artık şimdi. İkinci konu başlığımıza bakıyoruz. B. DNA'nın kendini eşlemesi diyoruz arkadaşlar. Peki DNA kendini neden eşler? Veya da eşlemesini hadi öğreniriz de nasıl eşler? Burada bunu öğreneceğiz şimdi. Hemen bir göz atalım bakalım. Diyor ki arkadaşımız bize. Bir DNA molekülünün kendini kopyalayıp, eşlemekten kastım biraz kopyalama var.
İki DNA molekülü oluşturmasına, DNA'nın kendine işlemesi yani kopyalaması ya da replikasyonu adı verilir. Bazı sorularda böyle karşına gelebilir. Bak şurada bir iki zincirli bir sarmal görüyor musun? Bu sarmal neye dönmüş? Bak aradan açılmış, iki zincir karşılıklı ne olmuş? Geçmiş, karşılıklı taraflara geçmiş ve bak böyle sanki bir sarayın giriş merdivenleri gibi böyle sağlı sollu yukarıya doğru devam ediyor. İşte burada birazdan bunu görmüş olacağız. DNA kendini neden eşliyor ve de nasıl eşliyor, buna bakacağız. Tanımı biraz oturtturalım burada. DNA molekülünün kendini kopyalayıp da eşlemesine ben DNA'nın kendini eşlemesi adını vereceğim. Peki öyleyse eşlenme adımlarına bir göz atalım bakalım. Öncelikle 4 adımda bunu öğrenmiş olacağız. 1. DNA zinciri açılır. Bir enzim yardımıyla DNA'nın şu çift zincirli olan yapısı ortadan ikiye açılır. Bakın şurada aşınma devam ediyor hala. Sanki bir fermuar gibi fermuarı yukarı doğru çekiyorum ve zincirlerin karşılıklı açıldığını görmüş oluyorum. 2. Her zincirin karşısına yeni bir DNA zinciri gelir, yapılır. Bak şimdi şu zincir orijinal zincirimdi benim. Şu da orijinal zincirimdi. Karşılarına şöyle birer tane zincir geldiğini görüyor muyum? Bak şöyle karşılarına birer tane zincir gelmiş mi? Bak bu buradan şöyle. Bu da buradan şöyle yeni zincir olduğunu görüyor muyum? Evet. O zaman fermuarım açıldı. Karşılarına yeni birer zincir eklendi. Araları boş mu kalsın yani? Hayır. Hemen ona bakalım arkadaşım şöyle. Bu zincirlere ortamdaki uygun nükleotitler bağlanacak. Yani zincir açıldı. Bak şuraya iyi bak. Guanin, sitozin ayrı düştüler. Ayranışıp ayrı düşmediler. Zincir açılıp ayrı düştüler. Peki guaninin artık bir sitozine, sitozinin de bir guanine ihtiyacı var. Öyleyse ne yapacağım ben arkadaşım? Burada bak guanin, sitozin. Hemen guaninin karşısına bir sitozin ortamdan bağlanacak. Veya da burada bakın adeninin karşısına bir timin ortamdan bağlanacak. Ve burası tekrar kapandığı zaman bir zincirden iki tane yeni zincir oluşturulmuş olacak. Ve son olarak şunu görüyorum. İşlenme bittiğinde iki DNA oluşur. Burası tamam mı arkadaşım? Hemen şunu bir simüle edelim bakalım. Hocam bunu birazcık daha açar mısınız bize dersen. Tabii ki açarız arkadaşım. Hemen şöyle şunu şöyle kalemimizi alalım şuradan. Bak şimdi ben hemen şurada kısacık gösterebilirim. Şimdi arkadaşım şöyle miydi? Şöyle iki zincirim vardı. Burada adenin var mıydı? Burada da hemen karşısında timin var mı? Var. Burada guanin, şurada da sitozin var mıydı normalde? Zincirler açıldı. Hemen karşılarına birer tane yeni zincir geldi. Hemen karşılarına birer tane yeni zincir. Ve ortamdaki nükleotitler bunların karşısına ihtiyacı olan nükleotitleri adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin şeklinde ve guaninin karşısına sitozin ve sitozinin karşısına guanin şeklinde bağlanarak ne oluşmuş oldu? İki tane yeni zincir oluşmuş oldu. Hocam bu iki yeni zinciri bana tam gösterir misin? Şu birinci zincirim arkadaşım şöyle. Şu da ikinci zincirim demiş oluyorum. Peki bilgiler değişti mi hocam? Tabii ki hayır. İlk zincirimde şu vardı. Sıralama olarak adenin, timin, guanin, sitozin. Hemen bir ilk zincirime bakıyorum. Bu ilk zincirimde ikinci oluşturan yeni zincirlere adenin, timin, guanin, sitozindi. Hemen bakıyorum. Adenin, timin, guanin, sitozin. İkincisi de böyle. Adenin, timin, guanin, sitozin. Yani kalıtsal bilgi hiçbir şekilde değiştirilmeden ne oldu? DNA kendini eşlemiş ya da diğer isimle kopyalamış oldu diyorum arkadaşım. Peki öyleyse hocam DNA'nın eşlenme adımlarını gördük. Peki DNA neden kendini eşler? Yalnızca hücre bölünmesi öncesinde kendini eşler. Yani sadece ve sadece hücre bölünmesi gerektiği zaman, hücre bölüneceği zaman kendini ne yapacaktır? Eşleme yoluna gidecektir diyorum arkadaşım ve hızlıca devam ediyoruz. Ha şunu da görelim hemen. DNA kendini eşleyerek yeni bilginin yeni kalıtsal bilginin yeni hücrelere aktarılmasını sağlayacaktır demiş oluyorum. Peki öyleyse şu DNA, kromozom, gen, nükleotit, baz bunlar nerelerde? Kim kimi oluşturuyor? Kim kimden büyük? Kim kimden küçük? Hemen onlara bir hızlıca göz atalım bakalım. Diyorum ki dıştan içe DNA. Yani DNA nerede? Bu dışta mı? En dışta mı? En içte mi? Ona göz atacağım. Şimdi diyorum ki DNA hayat molekülü. Hücremi düşündüm. Hücrem. Hücrenin bir yönetici bölümü vardı. Çekirdek yönetim mekanizması. Çekirdeğin içerisinde böyle kromozomların çarpı şeklinde sanki kromozomların olduğunu görüyordum. Kromozomları DNA sarmalının oluşturduğunu. Çünkü demiştik ki kromozomlar bir DNA sarmalı ve etrafını koruyan protein kılıftan meydana gelir demiştik hatırlarsan. Yani kablo.
Öyleyse bir kromozom DNA sarmallarından, DNA sarmallarının bazı bölümlerine, ilgili bölümlerine, mesela şu kadarı, şöyle şu kadarı genlerden, bu genlerin de oluşmasını sağlayan nükleotitlerin olduğunu görüyorum. Mesela adenin nükleotidi, guanin, sitozin, timin nükleotitleri. Yani diyorum ki dıştan içe kromozom büyüktür DNA'dan, büyüktür genden, o da büyüktür nükleotitlerden demiş oluyorum arkadaşım. Okey. Öyleyse bunu da öğrendikten sonrasında artık kafamız rahat bir şekilde sorular çözebiliriz. Peki hemen şuna bakalım. DNA'nın sahip olduğu özellikler arasında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz diyor ve ben bulunmazı olumsuz olduğu için hemen yine ne yaptım? Çizerdim altını. DNA'nın özelliklerinden değildir soruyor bana yani. Hemen bakalım. Adana, çekirdekte bulunma ve hücreyi yönetme. Çekirdekte bulunma ve hücreyi yönetme DNA'nın bir özelliğidir. 4 çeşit nükleotitten meydana gelme. Evet, bu da onun bir özelliğidir arkadaşım. 2 zincirli ve sarmal yapıya sahip olma. Hatırlarsan 2 zincir vardı. Hatırlarsan 2 zincir. 2 zincirli bir yapı vardı ve sarmal bir yapıya sahipti arkadaşım. Okey. Peki devam ettim. Hücre büyüyeceği zaman kendisini eşleme. Hücre büyüyeceği zaman değil birader. Büyümekle alakam yok benim. Bölüneceği zaman, hücre bölünmeye gideceği zaman ne olacak? DNA kendini eşleyecek, duplicate edecek yani diğer bir isimle. Ve ne olacak? Bu onun özelliği değildir demiş olacağız arkadaşım. Hızlıca sorumuzu geçiyoruz. Cevabım Deniz dedim ve devam ediyorum. Peki öyleyse arkadaşlar şimdi DNA ve genetik kod kısmında yeni bir başlığımız mutasyon demiş olacağız. Yani arkadaşım DNA kendini eşliyor mu? Evet. Peki DNA kendini eşlerken hiç mi hata olmuyor? Veya DNA kendini eşleme zamanında değil, başka zamanlarda da olabilir. Hiç mi hata olmuyor? Hiç dışarıdan bir etken, içeriden bir etken, anneden babadan aktarılırken yanlışlık? Tabii ki oluyor. Yani bir yazı yazarken bile hemen elimiz kayıyor, harfi yanlış yazıyoruz. Bu kadar basitken bu olan DNA milyonlarca karakterin genlerini taşıyor. Ve bu herhalde bu kadar basit değil ve bazı hatalar tabii ki meydana gelebilir olacak. Hemen bakalım, bir göz atalım buna. Öncelikle mutasyon neymiş ona bir bakalım arkadaşım. DNA diziliminde ya da kromozomların yapısında meydana gelen değişikliklere ben mutasyon adını vereceğim. Yani kromozomların yapısında bir değişiklik varsa, bir bozulma varsa veya da DNA'nın diziliminde, örneğin hemen hocam bir örnekle açıklar mısın bunu bize? Evet arkadaşım, açıklarım sana bunu bir örnekle şöyle. Örneğin normalde adenin karşısına timin gelmesi lazım. Ama timin gelivermemiş de guanin gelmiş. Bu bir bozukluk mudur? Evet. Bu bir bozukluktur. Çünkü adeninin karşısına timinin gelmesi bekleniyordu. Beklenen gelmedi, guanin geldi ve o zaman ne oldu? Bir mutasyon meydana gelmiş oldu. Peki öyleyse şuna bakalım. Hocam DNA'da meydana gelen değişimler farklı genetik özelliklerin oluşmasına mı sebep olur? Herhalde yani. Çünkü gen yapısı değişti. Adenin, timin, timin, adenin. Böyle giderken adenin guanine dönüştü. Yani adenin guanin karşısına guanin geldi. Ve tabii ki karakterin oluşması değişti. O karakter yerine başka bir karakterin oluşması mümkün hale gelir oldu diyorum. Peki öyleyse hemen devam edelim. Hocam mutasyona neler neden olur ya da mutasyon ne sebebiyle oluşur? Birkaç tanesi var. Hemen bunları bir söyleyelim bakalım. Neler mutasyona neden oluyormuş? Şunlara bir bakalım. Öncelikle radyasyon. Şöyle tekrar gel arkadaşım. Evet, mutasyona. Radyasyon. Yani X ışınları. Bak hemen şurada örnekte resime bak. Normal bir DNA zinciri, DNA sarmalına ben dışarıdan bir etki yoluyla X ışınının değdiğini, temas ettiğini gördüğüm zaman neyi fark ediyorum? Bak DNA'da bir kopma, bir bozulma meydana gelmiş. Bir bozulma. Yani DNA ne olmuş? Kendi eski halinden çıkmış. Bambaşka bir ne olmuş? Hale bürünmüş. Ben ne diyorum? Sen kendine gel, kendine diyorum. Yani niye? Çünkü mutasyona uğramış bir DNA. Yani radyasyon neye sebep olur? Mutasyona. Bundan dolayı X ışınlarının olduğu o röntgen odalarında ne yazar kapılarında girişinde arkadaşım? İşte hamileler ve gebelik tehlikesi bulunanlar giremez diye not düşülür. Niye? Çünkü orada yoğun bir X ışınına maruz kalma durumu var. Ve tabii ki de yeni bir bebek doğacak, yeni bir canlı meydana gelecek, dünyaya gelecek. Hızlı bir ve hayattaki en hızlı mitoz bölünme gerçekleşiyor o anda. Ne olması engellenmiş oluyor? Mutasyona neden olması, mutasyonun oluşması engellenmiş oluyor.
Radyasyon dedik mutasyona sebep olur. Peki hocam, 2. Kimyasal maddeler, yani bazı zehirler, kimyasal atıklar, tıbbi atıklar, bunların hepsi neye neden olacak gene? Radyasyon gibi mutasyona neden olacak. DNA'daki bir takım şifrelerin değişmesine, kromozomal yapının değişmesine neden olmuş olacak. 3 diyorum, pH derecesi. Bunu aslında pH derecesine konumuz gelecek ileriki konularda, ünitelerde ilerlerken, ileriki zamanlarda pH'ın ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi de şöyle bilelim, bunun asitlik ve bazlık olduğunu bilelim. Yani bir maddenin asit mi olduğunu veya baz mı olduğunu ya da ne kadar kuvvetli asit, ne kadar kuvvetli bir baz olduğunu söyleyen bana pH derecesi vardır. İşte ben burada şunu söyleyeceğim sadece, yani bir madde eğer ki çok asidik veya da çok bazik ise bu da neye sebep olur? Yine mutasyona neden olur. Ve 4, kirlilik. Yani arkadaşım, hava kirliliği, su kirliliği, çevre kirliliği, bu gibi kirlilikler neden olacak? Mutasyona. Çünkü mesela düşünsene arkadaşım, bir hava kirliliği, işte asit yağmurları yağıyor, daha sonrasında işte kötü gazlar var havada, karbon monoksit zehirlenmesi gibi şeyler, bunların hepsi zaten zehirlenme tipine de girer. Bunlar mutasyona neden olur. Ve sondan bir önce hemen, ateşli hastalıklar. Çok yüksek ateş durumlarında yine ne olur? DNA'nın yapısı bir anda bozulabilir. İşte havale geçirme anlarında veya da normal vücut sıcaklığının daha fazlalaşmasında ateşli hastalıklarda mutasyon oluşur. Veya da son olarak sıcaklık, işte güneş ışığı, bu noktada sıcaklığı en çok ifade eden şey, sıcaklık durumlarında veya ultraviyole ışınların bize temas etmesi durumunda DNA'mızda bazı kırılmalar, bazı aksaklıklar ve dizilimdeki hatalar meydana gelir diyorum. Peki öyleyse mutasyona neden olan etmenlere birkaç tanesine şöyle hızlıca göz attık. Sen de şöyle hızlıca bir baktın. Peki hocam, mutasyon örneklerini görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz diyorum. Birkaç adet yine mutasyon örneklerine bir göz atı verelim. Şöyle resim benim hızlı hızlı açılıyor. Sen de şöyle dikkatini çekiyor. Bir bakalım bakalım neler var. Gebelikte röntgen çektirilmesi. Zaten dedik ki az önce, röntgen odalarına girerken gebelik ve gebelik tehlikesi bulunanlar, pardon, gebeler yani hamile bayanlar ve de hamilelik tehlikesi bulunanların röntgen odasına girmesi tabii ki yasaktır, tehlikelidir. İşte röntgen çektirilmesi, yani X ışınlarına maruz bırakılması mutasyon örneğidir. Mutasyona sebep olur. Van kedilerinde iki renkli göz. Hemen şuraya bakıyorsun bak. Bir mutasyon sonucu oluşmuş iki çift göz rengi. Ve ne oluyor? Kedinin devamında mutasyonun kalıtsal olduğunu görüyorum bak burada. Ne yapıyor? Kedinin bütün türünde hep Van kedilerinin bir nam sağladığını ve çift renkli göze sahip olduğunu görmüş oluyorum. Peki hocam, keçilerde 4 boynuzluluk. Bu da mı mutasyondur? Evet, bak hemen sağ altta görüyorsun. 1, 2, 3, 4 değil mi? Çok ilginç. 4 tane boynuzu var. Peki hocam, başka neler vardır? Albinoluk, yani renk pigmentlerinin bak şöyle görünmemesi. Bak şu an çocuğun neredeyse gözlerindeki beyaz bile oluşmamış. Bak kırmızı kırmızı saçları desen öyle, vücudu öyle. Yani albinoluk durumunu görüyorum. Ve lösemi yani kanser durumu, yine bir mutasyon. Yani düzensiz yığınlar oluşturması. Hücrelerin düzensiz ve kafasına göre bölünmesi ve yığınlar oluşturması. Yani kanserden bahsediyorum. Ve orak hücreli anemi. Orak hücreli aneminin resmi yok burada. Sen zaten hatırlıyorsun nasıl bir şekli vardı. Alyüver hücrelerimizin şöyle orağa benzer şekilde olması. Bunun da neydi? Yeterli miktarda oksijen taşınmaması veya da kılcallarda bir takım sıkıntılara, tıkanmalara sebep olması gibi rahatsızlıkların oluştuğunu görebiliyordum. Peki hocam, devam edelim. Down sendromu. Hemen bakıyorsun resimlerde ki zaten az çok biliyorsun. Birbirine benzeyen, vücutları tıknaz, eller kısa, parmaklar, bir miktar zeka geriliği gibi şeylerin oluştuğu hastalık. Yani Down sendromu demiş oluyoruz. Bunları öğrenmiş idik kalıtında hatırlarsan. 6 parmaklılık. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yüzük hangi parmağa takılacak belli değil. Evet, hemofili hastalığı, yani kanın durmaması hastalığı diyorum arkadaşım. Yani bir yerin kesildiği zaman veya işte bir yaralanma durumunda kanın pıhtılaşmaması, pıhtılaşmayla alakalı sıkıntı yaşaması. Ve son olarak da balık pulluluğu diyorum arkadaşım. Yani hemen onu da nerede görüyorsun? Şu resimde görüyorsun bak şurada. Hemen bakın çocuğun vücudunda sanki pula benzer derinin oluşması, derinin sertleşmesi, yapısının değişmesi, yani balık pululu dediğimiz hastalık. Hemen bir de şuna bakalım bakalım arkadaşım. Veya da yapışık parmaklılık, yapışık parmaklılık, yani iki tane parmağın birbirine yapışık olarak doğması
çocuğun, kişinin ve bununla bir mutasyon örneği olduğunu ne yapmış oluyorum, görmüş oluyorum. Arkadaşlar burada kalacağız. Mutasyon örneklerini, neden olduğu etmenleri hepsini görmüş olduk. Bir sonraki derste buna benzeyen, isim olarak benzeyen ama hiç alakası olmayan modifikasyon kavramıyla ne yapmış olacağız? Devam etmiş olacağız kaldığımız yerden. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşım ve bir başka fen dersinde görüşmek üzere.